İlk çağlardan günümüze kadar insanlar, duygu ve düşüncelerini bazen sözlü, bazen yazılı, bazen çeşitli zeminlerin üzerlerini motiflerle bezeyerek, bazen de ipliklere şekil vererek dile getirmiştir. İno yası da bu duygu ve düşünceleri dile getirme yollarından bir tanesidir. Türk danteli olarak da bilinen İno yalarının geçmişi çok eskilere dayanır. 1905 yılında yapılan Menvis kazılarında bulunan örneklerde, M.Ö. 2000'li yıllara dayanan dönemde insanların örgü tekniğini bildikleri saptanmıştır. Kaynaklar, İno yalarıyla yapılan örgülerin 12. yüzyılda Anadolu'dan Balkanlara, oradan da İtalya yoluyla Avrupa'ya yayıldığını belirtmektedir. Oya sözcüğünün başka dillerde karşılığının bulunmaması, bu sanatın Türk kadınına ait olduğu görüşünü desteklemektedir. Oya, süslemek ve süslenmek amacıyla genellikle ipek iplik kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan, ayrıca taşıdıkları mesajlarla iletişim aracı olarak kullanılan ve tekniği örgü olan bir dantel türüdür. İğne oyası da bu oya çeşitlerinden bir tanesidir. El emeği, göz nuru tanımına en fazla uyan el işlerinden biri olan iğne oyaları, Anadolu'da birçok ev hanımı tarafından yoğun şekilde üretilen bir el işi olup, bazı yörelerde aynı zamanda alım-satımı yapılan bir ticari üründür. Günümüzde birçok farklı örneği bulunan ve artık daha farklı şekillerde de kullanılabilen iğne oyası, Türk kültürünü yansıtan kadınlara özgü bir sanattır. Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan Türk el sanatlarından iğne oyasını yaşatmak, yaymak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla, günümüz kullanım şartlarıyla harmanlanan iğne oyası tekrar farklı bir şekilde canlanıyor. Ben Nimet Karakuş. 1973 yılında Tarsus'ta doğdum. Kültür ve Turizm Bakanlığı İğne Oyası sanatçısıyım. İlk İğne Oyası'nı 11-12 yaşlarında Mersin Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Zeliha teyzemden öğrendim. Ve ilk yaptığım İğne Oyası motifi de kayıklı İğne Oyası'ydı. Ve ben de onlar gibi yıllarca İğne Oyası işlemeye devam ettim. İlk 2012 yılında Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nde İğne Oyası usta öğreticisi olarak görev yapmaya başladım. Ve bugün 10 yıldır yine görevime devam etmekteyim. İğne Oyası Türk kültürüne ait bir el sanatıdır. İğne oyalarımız Anadolu kadınına özgü bir sanattır. Ve halen kültürümüzü, geleneğimizi yaşatmak için Mersin'imizin bazı ilçelerinde, özellikle Çamlıyayla'da hala iğne oyalar yapımına devam edilmektedir. Kadınlarımız söylemek isteyip de söyleyemediklerini, duygu ve düşüncelerini başlarına anlamlı oyalar takarak karşı taraflara mesajlarını bu şekilde iletirlerdi. Bunlardan bir tanesi eşiyle arası kırgın olan hanımlarımız biberli oyası, aramız acı biber gibi diyerek karşı tarafa mesajını bu şekilde iletirdi. Eskiden iğne oyalarımız ip üzerlerinde 40 tane çiçekler şeklinde yapılıyordu. Ve üçlü broşlar şeklinde yapılıyordu. Yazma kenarlarında, örtü kenarlarında yapılıyordu. Atalarımızın bize bıraktığı mirasımızı enstitümüzde nasıl ilerletebiliriz, nasıl tanıtabiliriz, nasıl neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili birçok çalışmalarda bulunduk. Bunlardan birisi kendi yöremize ait endemik bitkiler ve kelebekler çalışması oldu. Bu endemik bitkileri doğal bir haliyle araştırmalarını yaparak doğal halleriyle iğne oyası işlemelerini yaptık. Amacımız ev dekorlarında, başka alanlarda iğne oyalarımızı tanıtabilmek ve başka alanlarda kullanabilmekti. Ve insanlarımıza iğne oyalarımızı tanıtabilmek için daha birçok alanlarda
yeni oyalarda çalışmaları yaptık. Bunlarda dokuma, yine geleneksel el sanatlarımız olan dokumalarımızla inoyalarımızı bütünleştirdik, danırlar yaptık. Onlarla birlikte yine endemik bitkilerden tablolar oluşturduk. Yine hanımlarımıza yönelik, insanlarımıza, gelecek nesillere aktarmak için, kullanabilmeleri için takılar, aksesuarlar yaptık. Enstitümüzde ilk olarak hazırlanacak olan ürün için araştırma yapılır. Araştırma yapıldıktan sonra çalışılacak ürünün orijinaline sadık kalınarak sanat tasarım atölyesinde çizimi yapılır. Mersin'e özgü endemik çiçeğin yapımına başlamadan önce çiçeğin orijinal kendi renginden suni ipek iplikler seçilir. Bataklık süseni çiçeği, 1 dal, 3 yeşil yaprak, 3 dış çiçek çanağı, 3 tane orta çiçek çanağı ve 3 adet küçük yapraktan oluşmaktadır. Çiçeğin yapımına iğnoyası teknikleri uygulanarak başlanır. Zürafa tekniği ile çiçeğin yeşil dalı 13 adet ilmekle başlanır. Yuvarlak küçük halka yapılır ve 13 ilmek oluşturulur. İşlemesi 4 santim yapılır. Dal, iç içe olduğundan 4 parçadan oluşmaktadır. Dal boru şeklinde yapılır ve dalın yarısını kapsayacak şekilde yaprağın genişliğine göre sayı belirlenerek sıkı teknikle yaprak işlenmeye başlanır. Yaprağın genişliğine, inceliğine ve uzunluğuna göre zürafa tekniğiyle arttırmalar ve eksiltmeler uygulanır. Yaprağın uzunluğunu verebilmek için bazı ilmeklerin sayıları belirlenen sayılarda yapılır. İstenen uzunluk yapıldıktan sonra ilmekler eksiltilerek tek sayıya kadar bitirilir. Dalın ikinci ve üçüncü bölümleri de yine aynı sayıda ve uzunlukta aynı teknikler uygulanarak işlenir. Sadece dalın ikinci ve üçüncü bölümünde yaprakların işlemelerinde çiçeğe yakın yapraklar biraz daha küçük olduğu için ilmek sayıları azaltılır. Dalın her bölümü ayrı ayrı yaprağıyla birlikte işlenerek hazırlanır. Sadece çiçeğin yapılacak en son dalı 2,5 cm işlenir. Yaprak yapılmaz. Çiçeğin ana hatlarını oluşturmak amacıyla suni ipek sarı iplik seçilir. Dala eklenecek çiçeğin işlemesine zürafa ve sık iğne tekniğiyle başlanır. Orijinaline sadık kalınarak çizimi yapılan çiçeğin ölçüleri baz alınarak çiçek işlenmeye başlanır. Çiçek işlenirken çiçeğin büyüklüğüne göre genişliklerinde arttırmalar veya eksiltmeler yapılarak ilmek sayıları belirlenir. Belirli bir sayı genişliğinden sonra çiçeğin tamamının ilmek sayıları eksiltilir. İç çanağın yapımına geçilirken yine aynı tekniklerle işlemeler yapılır. Çiçeğin çevirmesine başlamadan önce ince tel etrafına çiçeğin renginde kullanılan aynı renkte iplik sarılır ve çiçeğin çevirmesinde fon vermek için kullanılır. Zürafa ve sık iğne tekniğiyle çiçeklerin çevirmesi yapılır. Çevirme tek ilmekle yapılır. Çiçekte çevirme işlemi bittikten sonra çiçeğin orijinal renkli damarları çiçeğin üzerindeki şekle göre nakış tekniğiyle ip atılarak yapılır. Çiçeğin orta çanak kısmı belirli sayıda ilmekle başlanarak işlenir. En son kısımda tel çevirmesi yapılır. Yaprağa damar şeklini verebilmek için yaprak bükülerek zürafa tekniğiyle işlenir. Çiçeğin yapılan bölümlerinin birleşimini yapmak için kalın tel kullanılır. Kalın telin etrafı dalda kullanılan yeşil iple sarılır. Çiçeğe kalın telin ucunu takarak dal içerisine yerleştirilir. Çiçeğin diğer dalları da orijinal çiçeğin şekline uygun olarak monte edilir. Dekoratif süs olarak kullanılacak Mersin'e özgü endemik bataklık süseni çiçeği, iğnoyası tekniğiyle işlendikten sonra orijinal doğadaki halini yansıtan süslemelerle camlı fanus içine yerleştirilir.